İnşallah tüm gayretlerimizle ülkemizde tütün kullanımı alışkanlığını her yıl biraz daha azaltacağız. Sigara içme özgürlüğü diye bir özgürlük asla olamaz. Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, kendi kendini ölümcül hastalığa maruz bırakma özgürlüğü yoksa, neticesi bu sonuçlara çıkan zararlı alışkanlıklarla ilgili özgürlük de olamaz. Asıl olan sigara içenin değil, sigara içmeyenin özgürlüğünü korumaktır. Gelişmiş ülkelerde sigara içme alışkanlığı giderek azalırken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu oranın arttığını görüyoruz. Sigara endüstrisinin gelişmiş ülkelerde kaybettiği pazar payını diğer yerlerde telafi etme peşinde olduğu anlaşılıyor. Bugün gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümünde sigara içenler adeta toplumdan dışlanıyor, hatta ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Burada sadece kanunların yasaklayıcı gücü, cezalar söz konusu değildir. Daha önemlisi, burada çok güçlü bir toplumsal bilinç vardır. Bizim de işte böyle bir anlayışa ihtiyacımız bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Yeşilay toplantısında da ifade etmiştim. Hani mahalle baskısı dedikleri şey var ya, sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda tam da işte o baskı gereklidir. Bu bakımdan bir STK olarak Yeşilay'ımızın üzerindeki görev çok büyük önem ifade ediyor. Sigara, alkol, uyuşturucu, obezite gibi sorunlar değerli arkadaşlar, tıpkı küresel düzeyde tehdit teşkil eden virüslerle mücadele gibi ele alınması gereken konulardır. Ülkemizde yılda 100 bin kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanan bu bağımlılıkla mücadelede elde ettiğimiz veya edeceğimiz her ilerleme önemlidir.